Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Ankara'ya Ulucanlar Cezaevi'ni ziyarete geldim. Buraya gelmemin de bir amaç var. Onu birazdan bahsedeceğim size. Yalnız kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum cezaeviyle alakalı. Bilenler vardır, bilmeyenler vardır. 1925 yılında cezaevi faaliyeti geçiyor. 2006 yılında da faaliyeti kapatılıyor. Bu süreç içerisinde düşünce suçundan yatanlar, siyasi suçtan yatanlar, kimine göre adaletin tecelli ettiği bir yer, kimine göre de adaletin tecelli etmediği bir yer olarak kayıtlara geçiyor. Toplamda 18 tane tutuklu mahkum burada idam ediliyor. Buraya gelmemdeki amaç, benim videolarımı izleyip de bazen tartışmalara konu olduğumu bilen insanlar var. Diyorlar ki işte abi niye karşılık vermedin? Arkadaşlar şu anda toplam 403 tane cezaevi var ve yaklaşık olarak takriben 300 bin tane mahkum var. Bunların da akrabalarıyla beraber 2 milyon kişi olduğunu düşünürsek eğer, cezaevinin ortamını gören güncel olarak 2 milyon kişi vardır. 80 milyon kişinin içerisinden 2 milyon düşersen eğer, bu ortamı bilmeyen kişi sayısı daha fazla tabii. O yüzden insanlarımız biraz suça meyilli. Benim videolarımın içerisinde de niye karşılık vermediğimi düşünen insanlar da bu ortamda olmak istemediğimi bilsinler diye buraya geldim. Belgesel tadında bir çekim yapacağım. Yalnız sizler de bu ortamı işte gördükten sonra şey yapabilirsiniz. Ya biraz daha temkinli davranabilirsiniz bundan sonraki hayatınızda. Giriş kapısında şöyle iki tane asker koymuşlar. Bu arada herhalde bal mumundan yapmışlar. Bir tane de hemen arkamda var. Bu arada burası şu an müze olarak kullanılıyor. 2010 yılında müze olarak açılmaya başlamış. Ben birkaç tane YouTube kanalında gördüm içeriklerini. Yani YouTube'da burayla alakalı videolar çekenler olmuş. Bir de ben çekmek istedim. Şöyle de zaten içerinin cezaevinin burada cezaevi krokisi burada var. Çok fazla vakit geçirmeden içeriye bir girelim bakalım. Kimler yapmış burada? Kimler hangi suçlardan yapmış? Hangi bilinen tanıdığımız insanlar var? İçeriye girdikten sonra göreceğiz. Arkadaşlar buranın girişleri pazartesi günü hariç sabah saat 10'da ve akşam saat 17'de ziyaretçiye açık. Girişler ücretli. Hemen şu arkamda görmüş olduğunuz yerde giriş ücreti alıyor. Kaç para olduğunu birazdan söyleyeceğim size. Şimdi izin almaya geldim. Bakın izin verecek bir arkadaş geldi. Bir çekim yapmak istiyor. YouTube kanalına izin almak için rahatsız etti ama. Tamam. Odaya gelebilir. Tamam. Hemen gönderiyorum. Nerede? 10 lira alayım. Direkt sizi gönderdim. Evet, izin almaya gidiyorum şimdi. Umarım ki izin verirler. İzin alabilirsem eğer benim için çok iyi olacak. Çok da fazla vaktim yok. Müzenin kapanmasına yarım saat kalmış. Bu arada içeride biraz göstereyim size. Müze sorumlusu diyor. Merhaba, kolay gelsin. Buyurun. Merhaba hanım, burada mı? İçeride. Şey, kendisi görüşecek mi? Evet arkadaşlar, şimdi Merve Hanım var burada, müze sorumlusu. Şimdi müze sorumlusundan izni aldım. Güvenliğine oraya gidiyorum. Yalnız yarım saatim var ve yarım saat içerisinde ne kadar tanıtabilirsem size burayı o kadar benim için iyi olacak. Hemen güvenliğine oraya gidip bana bir broşür vereceklermiş. Buranın tanıtımını iyi yapabilecekleri. Bir şeyler yazıyormuş işte orada. Bunun üzerinden de daha iyi tanıtırsın dedi. Bu arada bu müze Altındağ Belediye Başkanı dönemi işte Doktor Veysel Teriyaki varmış. O onun tarafından kuruluyor. Bir tane. Abi bana dedi ki bir tane de şey, buranın tanıtımını yapan bir broşür gibi bir şey varmış da. Sana zahmet, ondan da versen de. Abi çok teşekkür ederim, çok sağ ol. İzni aldım, güvenlikten, gardiyandan oradan girdim. Arkadaşlar şu an burada gezmiş olduğum yere baksanıza ne kadar kasvetli. Çok dar. Şurada mahkum olduğunuzu düşünseniz abi. Yani şu anda mahkumların yattığı yer değiliz aslında. Burası daha çok ziyaretçilerin geldikten sonra girdiği kısım diye tahmin ediyorum. Çok da nefes nefese kaldım. Yarım saatlik bir vaktim var ve yetişmeye çalışıyorum. İçeri girdikten sonra böyle bir alanda yürüyorum. Yani öyle bir şey ki, mahkum olmak başka bir şey. Bir de böyle dar bir alanda böyle mahkum olmak daha başka bir şey abi. Yani zor bir yer. Sağını solunu göremiyorsun. Sanıyorum yüksek güvenlikli bir cezaeviydi. Baksana abi ya. Şuraya baksana yani. Odaların içerisinde yani gözünle görebileceğin yere bile kilit vuruluyor. Şöyle bir yerde yaşamak ister misin? Hemen cezaevinin girişinde cezaevi savcısı. İsmini yazmamışlar. Hep soy isimler yazıyor burada. Onların çekilmiş olduğu fotoğraflar var. Şu resmi ressam Sevim Onursal çizmiş. Kadınlar koğuşunun yattığı alanı çizmiş. Hemen girişte bunu görebiliyorsunuz. Yine ressam Sevim Onursal sanıyorum burada bayağı vakit geçirmiş. Belki de kendisi de mahkumdu, bilmiyorum yani. Kendisini çok tanımıyorum. Zaten çok da fazla bilgili olduğum söylenemez. Evet arkadaşlar, ilk olarak bu cezaevinde hemen beni Hilton koğuşu karşılıyor. Bu Hilton koğuşu niye Hilton koğuşu deniliyor? Zaten başka içerik üreticilerde sürekli bahsetmiş ama Hilton koğuşu hemen şu üst katta görmüş olduğunuz koğuş. Ve buradan Ankara'nın manzarasını görüyor. Yani aslında ne kadar adil olmayan bir şey olduğunu anlayabiliyor musunuz? Yani burada yatanların
ne kadar adil olmayan bir ortam var aslında. Başka insanlar yattığı yerden hiçbir yeri göremezken Hilton koğuşunda hem kadınlar koğuşunun yattığı yeri görebiliyorsun şu karşı tarafta, hem de komple Ankara manzarası ayaklarının altında. Manzarası böyle abi. İçeriye bakalım bir de. Yatan kişilerde toplam 6 tane yatak var burada. Ve görmüş olduğunuz battaniyeler, yastıklar bile geçmiş zamanda kullanılan yastıklar, battaniyeler. Hemen bu koğuşun karşısında yine 2 kişilik bir koğuş var. Yani şu anda görmüş olduğunuz müzenin camları hemen buradan. Ziyaretçiler çok fazla olduğu için bugün de günlerden pazar. Bak camlar da var burada. Güzel bir, yani bir mahkum için iyi bir ortam aslında. Yani aşağıları gördükten sonra burada yatanların ne kadar şanslı olduğunu göreceksiniz zaten. Yani güzel demek de doğru olmaz belki ama. Dedim ya, kimine göre adaletin tecelli ettiği bir yer, kimine göre hakkın, hukukun yendiği bir yer. Burada zamanında yatan insanlar Mehmet Zekeriya Sertel, Osman Bölükbaşı. Burada Ecevit de yatmış. Efendime söyleyeyim, Hasan Hüseyin Korkmazgil var. Süleyman Ege var. Hepsinin burada resimlerini görüyorsunuz. Yalnız öyle bir yer ki şuradan aşağı inmek bile biraz cesaret istiyor abi. Nasıl buradan ineceğim bilmiyorum ya. Yani. Bir de bacağım sakat. Hadi bismillah. Bu arada ben yarın ameliyat olacağım. Allah'ın nasip ederse. İki dizimden birden. Dizlerim de sakat. O yüzden çok güvenmiyorum dizlerime. Korkarak iniyorum buradan. Burası Hilton koğuşun alt kısmı oluyor değil mi abi? Aynen. Yukarı kapalı. Kapalı kapalı. İşte geçmiş başkanlığımızdan. Aynı zamanda CHP'nin de genel başkanlığını yapmış Ecevit'te. Burada yapmış. Yalnız ben ilk başta hepinizin de çok merak ettiği idam sehpasının olduğu yere gitmek istiyorum. Burada idam edilmiş olan insanlar var. Evet. Yılmaz Güney'de kendisi burada. Şimdi size 4. koğuşun oraya götüreceğim. Bu arada burası 1925 yılından önce bazı kaynaklara göre at çiftliği olarak, bazı kaynaklara göre silah deposu olarak kullanılıyormuş. Hatta Cumhuriyet'ten önce de buranın mezarlık alanı olduğu bile söyleniyor. Şu an ki koğuş 4. koğuş. Burada bir sürü yatak var. Yani Hilton koğuşuna nazaran burada yatan mahkumların. Ya düşünebiliyor musun ha, burada yatıyorsun. Yıllar sonra burasının müze olacağını düşünebiliyor musun? Baksana. Bal mumla heykeller yapmışlar. Abi bu ısıtıcı da geçmiş zamanda var mıymış? Efendim? Bu ısıtıcı geçmiş zamanda var mıymış? Yok abi, yeni ya. Ya bu... Bizim için ya. Ha öyle mi? Güvenlikler için yok. Tamam eyvallah. Eyvallah. Soba varmıştı abi, şey yokmuştu, ısıtıcı yok. 2010 yılında kapatılmış ya, şey, müze olmuş dedim belki vardır. Burada da mahkumların geçmiş zamanda bırakmış olduğu notlar. Askerde ranzaya falan yazı yazarlar ya, hani cezaevine girmeyip de askerde böyle anı bırakanlar da çoktur. Evet, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan burada idam edildiği dönemlerde gazetelere çıkıyor tabii. Gazetelerin de küpürlerini burada notları bırakmışlar. Burası 5. koğuş. Nazım Hikmet, Cevat Şakir Karabağışlı, Muharrem Şemşek, Ahmet Tevfik Ozan, Doktor Nazım Bey, Hilmi Bey. Hep böyle bir yerlerde, mevkilerde olan insanlar. Özgürlüğünü kaybettin, onurunu kaybetme. Türk bayrağının altında. Şimdi 6. koğuşa doğru geçmeye çalışıyorum. 6. koğuşun da içerisinden rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun koğuşuna gideceğim. Sonrasında sizleri idam sehpasının olduğu yere götüreceğim. Son 10 dakika müzemiz kapanacak. İdam sakması, kapalı görüş, hamam bölümleri, buraları ziyaret edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şu an 6. koğuşun içerisindeyim ve burada idam edilmiş insanların giymiş olduğu kıyafetler vardı önünde. Yani kaç yılında cezaevinde kullandığı sazı, gözlüğü, tespihi, daktilosu, delgeci, saati, gömleği kızı Işık Baykurt'tan, Baykurt'tan alınmıştır diyor Fakir Baykurt'un. Evet, burada da Yılmaz Güney'in eşyalarını görüyorsunuz. İşte birçok yerden topladığımız bu eşyalar. Mesela şu arkadaki görmüş olduğunuz resim Muhammed Yüksel'den koleksiyonundan armağandır diyor. Yılmaz Güney yine burada. Yani çok aceleye geldi. Mahkumlar burada eski zamanda tabi televizyon vesaire yok. Sinema makinesi var. Sinema makinesinde çok eski. Belki görmek isteyenler olur. Şöyle çok eski bir sinema makinesi. Yine piyano var burada. Evet şimdi sizleri Muhsin Yazıcıoğlu'nun yattığı yere getiriyorum. Kapandı mı abi? Son koğuşlarımızı
sobalarımız hep kapandı. Bir idam sehpası mı falan? Nerede peki abi şey Musun Yazıcı oluyor? İkinci koğuştaydı kapandı. Öyle mi? Tamam. İdam tamam. Sehpası kapalı görüş. Ama... Musun Yazıcı oldu. Ne oldu yetişemedim arkadaşlar ben. Ameliyat olacağım için çok fazla vakit ayıramadım. Şimdi disiplin hücrelerinin olduğu yerdeyiz. Çok karanlık olduğu için çok görünmüyor tabii. İçeride bambu heykellerinden insanları koymuşlar. Hemen idam sehpasının olduğu yere gideceğiz. Sonrasında ben konuşmalar yapacağım size. Çok fazla vaktim yok. O yüzden tanıtmak istiyorum. Abi burası ne? Orası gardiyanların durduğu yer. Burada gardiyanlar kalıyormuş. Şimdi arkadaşlar şu an bile günümüzde mesela açık cezaevine izne çıkıyorlar. Açık cezaevine izne çıktıktan sonra 10 saniyeli 15 saniyeli hani geri teslim olacağı zamanı kaçıran insanlar bildiğim kadarıyla güncel kanunda 1 yıl ekstradan ceza alıyor, disiplin cezası ve ayrıca 15 günde hücre cezası alıyor. Tabii şu anki hücreler bu şekilde mi bilmiyorum ama yine bu hücre cezası devam ediyor yani. Sizleri o tarihi acıların, insanların acılarının yaşadığı yere getirdim. Yaklaşık bir 5 dakikam var. Bu 5 dakika içerisinde de bu dar ağacının tam altında idam edilen insanların kötü anlarını sizlerle paylaşacağım. Şu ağaçta görmüş olduğunuz bu ağacın altında insanlar idam ediliyormuş arkadaşlar. Hayatımızda kaç kere görebiliriz böyle bir ortam. Şu an zaten idam cezası yok. Ancak o insanların idam edilmiş olduğu idam sehpası burada. 1925'ten 1983 yılına kadar burada İskilipli Atıf Hoca da yapmış. Evet, burada yatan insanların da şöyle görselini sizlerle paylaşıyorum. Evet, şimdi biz buradan çıkalım. Müze kapanışını verecekler. Bu arada burası 2010 yılında müze yaptıran burayı Doktor Veysel Tiryaki, o dönemin Altındağ Belediye Başkanı. Kendisine de kendi adıma teşekkür ediyorum. Yani böyle bir yerin müze haline getirilmesi, cezaevi kapatıldıktan sonra yani burayı yıktırmayıp burayı müze haline getirmesi çok büyük bir bence atalım. Büyük bir ibret diyeyim size. Çünkü niye abi? Dedim ya şu anki cezaevlerinin çoğu gençlerle dolu. Ben sizleri aslında buraya yani isterseniz kendiniz de gelebilirsiniz. Pazartesi günü hariç haftanın her günü açık 10 ile 17 arasında. Benden girerken 10 TL ücret aldılar. Benim buraya gelme sebebim şu. Arama motorlarından kendiniz bir araştırma yapıp tarihi zaten görebilirsiniz. Efendime söyleyeyim kendiniz gelip gezebilirsiniz. Ancak yani buraya gelmeyen birçok insan var. Benim buraya gelmekteki tek amacım insanların kardeşim sorumsuz davranmaması. Hepinizin bir hayatı olacak. Geleceğinizi kör etmeyin. Şu anki cezaevlerinde belki idam cezası yok. Belki hücreler bu kadar kötü değil. Belki bu kadar adaletli ya da adaletsiz değil. Ama cezaevi ve insanların özgürlüğünün elinden alınması çok kötü bir şey. Hani bir laf var ya, bir yerde kabadalık yaparsın, bir dakika sürer ama sana 40 yıl karılık yaptırırlar. Yapmayın. Herkes babasının oğlu. Herkesin gücü kuvveti yerinde. Tutarsız davranmayın. Umuyorum keyifle izlemişsinizdir. Çok kısa oldu. Eğer ki devamını isterseniz biraz ayaklandıktan sonra devamını çekeceğim inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar bu kardeşinize, bu abinize eğer samimi buluyorsanız dua edin. Çünkü ameliyatım zor geçecek. İnşallah iyi sonuçlanır. Neyse çok fazla sizde vaktinizi almadan eğer bu kardeşinizi samimi buluyorsanız bu videoyu beğenirseniz ücretsiz yani bunlar. Abone olursanız, efendime söyleyeyim, yorum yazarsanız, izlediğiniz platformdan da beni paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın.